Merhaba, Patisserap Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir bayram tatlısı olan nevzineyi yapacağız. Bu bayramda farklı bir şey olsun, daha basit olsun, daha kolay olsun ama tadı da bir baklava kadar güzel olsun diyenlere helva tadında nevzine gelsin diyorum. İçerisinde ceviz, tahin ve pekmez var. O yüzden şimdi ilk önce malzeme listemizi not edelim, sonra da yapımına geçelim. Hadi buyurun. Tereyağımızı eritiyoruz. Sıvı yağını ekliyoruz. Tahin, vanilya şekeri, şeker ve yoğurdumuzu ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Ceviz, ve kabartma tozunu ekledikten sonra unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. İlk önce karıştırıyoruz, sonra da elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra yağladığımız fırın tepsisinin üzerine elimizle güzelce yayıyoruz ve bastırıyoruz. İyicene bastırıp düzleştirmek için bir bardağın dibiyle bu uygulamayı yapabilirsiniz. Fırınlamadan önce dilimlememiz gerekiyor. Ben baklava dilimini tercih ettim. Siz isterseniz normal düz kare olarak da dilimleyebilirsiniz. Dilimledikten sonra 180 derece önceden ısıttığımız fırında 45 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbeti için şekeri, suyu ve limonu katıp güzelcene kaynatıyoruz. Yaklaşık 15 dakika kaynayacak. Sonra altını kapatıyoruz ve 2 yemek kaşığı pekmezi ekliyoruz. Fırından çıkıp biraz ılıttığımız hamurun üzerine şerbetimizi yavaş yavaş döküyoruz ve yaklaşık 3 saat boyunca soğumasını bekleyip şerbeti emmesini bekliyoruz. Süslemesi için krem şantiyi, 1 çay bardağı soğuk süt ve 2 yemek kaşığı tahin ile iyicene çırpıyoruz. İyicene soğuyan nevzinelerimizin üzerine krem şantimizi sıkıyoruz. Ve nevzine tatlımız hazır.
güzelce pişirdik, dinlendirdik, şerbetledik ve tekrar dinlendirdik derken süslemesini de yaptık ve artık sunuma hazır kendisi. Çayınızın, kahvenizin yanında, bayramlarda ya da çay saatlerinde gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz helva tadındaki tatlımız buyurun burada. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi tabii ki. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.